Cumhuriyetimizin 100 yılını geride bıraktık. Çok önemli süreçlerden geçtik. İnişli çıkışlı zamanlar oldu. Darbelerle karşılaştık, muhtırlarla karşılaştık. Demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerle karşılaştık. Koalisyonlu yıllarda parlamenter sistemin yol açtığı krizlerle çok zaman kaybettik. Son 21 yılda AK Parti'miz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz hem demokrasi yolunda hem kalkınma yolunda çok önemli mesafeler aldı. Çok büyük yatırımlara sahne oldu. Demokrasinin çıtasını hep yükselttik. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Hayal dahi edilemeyen icraatları sağladık. Ve Türkiye'yi, 81 vilayetimizi bir baştan bir başa yatırımlarla donattık. Hızlı trenlerle tanıştırdık. Havalanlarıyla donattık bütün illerimizi. Barajlar, üniversiteler, köprüler, limanlar ve dünyanın en büyük projelerini ülkemize kazandırdık. Enerjide bağımsızlık yolunda, doğalgazıyla, petrolüyle, nükleer santraliyle, enerjide bağımsız ülke olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Savunma sanayimizde elde ettiğimiz başarılar hepimizi gururlandırıyor. %80 yerlilik oranıyla Türkiye savunma sanayinde de artık bağımsız hale geliyor. Ve inşallah Türkiye'miz özellikle şu son dönemde pandeminin etkisiyle ortaya çıkan küresel ekonomik krizin sıkıntılarını da elbette ki hızlı bir şekilde atlatacak. Ve ardından büyük bir deprem felaketiyle karşılaştık. Bu deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmanın sözünü hep verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız bölgeye defalarca gitti, bizler de gittik. Ve bir yıl içerisinde bu konutların vatandaşlarımıza teslim edilmesiyle ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Biten konutlar var, bir taraftan temeli atılanlar var. Tabii bizim de Adalet Bakanlığımız olarak 15 adliyemiz ağır hasar gördü. 11 cezaevimiz ağır hasar gördü ve adliyelerimizi geçici binalarda kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmeye devam ediyoruz. Tabii hepsinin yatırım programlarında tekrar projeleri yapıldı. İhale süreçleri devam ediyor. Bir kısmının da önümüzdeki günlerde ihaleleri gerçekleşerek 11 ilimizde Malatya'dan Hatay'a kadar hasar gören ağır hasarlı adliye binalarımızı yeniden inşa edeceğiz inşallah. Ve oradaki cezaevi şartlarını da elbette ki iyileştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Diğer bakanlıklarımızda üzerine düşen her türlü görevi yaparak oradaki sıkıntıyı bir an önce aşmak istiyoruz. Seçim beyannamemizin ilk maddesi deprem bölgesine acil müdahaleydi ve bu anlamda da önemli mesafeler aldık ve bundan sonra da şehirlerimizi afet riskine karşı koruyabilmek için yine alınan tedbirler var. İnşallah bunlar Türkiye yüzyılının ilk kabinesinin ilk işe koyulduğu işler olarak devam ediyor. Tabii seçim beyannamemizde özellikle bize düşen adalet, demokrasi ve insan hakları alanında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz reformlara ilaveten çok önemli reformları hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. 21 yılda hayal dahi edilemeyen temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Anayasamız 82 Anayasası bir darbe anayasası. Bu darbe anayasasında çok değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişikliklerin en önemlilerinden bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletimiz doğrudan doğruya artık yürütmeyi sandıkta belirliyor. Oylarıyla belirliyor. Akşam hükümetin kimin kuracağı belli oluyor. Ama eski sistemde bunu yapamıyorduk. Eski parlamenter sistemde kiminle hükümet kuracağına millet karar veremiyordu. Dolayısıyla Cumhuriyet rejimini güçlendiren, demokrasiyi güçlendiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 2017 referandumuyla onay veren milletimiz 2018 seçimleriyle ilk uygulamasını başlattı. İkinci kez onay verdi ve 2023, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle de tekrar onay verdi.
Muhalefet burada şunu söylüyordu. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumu olacak diyorlardı. Evet, milletimiz üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet dedi ve Sayın Cumhurbaşkanımız 18. seçimini kazanmış oldu. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletimiz yola devam dedi. Eski krizler üreten, darbeler üreten, muhtıralar üreten, koalisyonlarla, krizlerle, siyasi krizlerle ülkenin geriye gitmesini istemiyorum dedi milletimiz. Ben istikrar içerisinde kalkınma istiyorum. Türkiye'nin dünyanın en güçlü ülkeler arasında olmasını istiyorum dedi milletimiz. Ve milletimiz %52 oyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yaptı. Parlamenter sistemin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanıydı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de seçimle gelen ikinci Cumhurbaşkanı oldu. Buradan aziz milletimize teşekkür ediyoruz. 21 yıl Cumhuriyetimizin 100 yılının üzerine bir taşlandırma oldu. Şimdi Türkiye 100 yılı zamanı. Türkiye 100 yılında inşallah ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağız. Türkiye'yi güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü ülke yolunda mesafe almaya devam edeceğiz. Tabii ki bunun için insanımızı güçlendirmek gerekiyor. İnsanımızı güçlendirmek için 21 yılda eğitimden sağlığa, kültürden her alana varıncaya kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Sosyal politikalar alanında da insanımızı güçlendirmek için çok önemli çalışmalar yaptık. Tabii güçlü insan, güçlü aile demek. Aileyi korumaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Aileyi sapkın akınlara karşı koruyacağız. Ve bu anlamda giriştiğimiz anayasa değişikliklerinin yarım kalmaması için de elimizden gelen gayreti parlamento ile birlikte, parlamentomuzdaki milletvekili arkadaşlarımızla biz de teknik destek vererek inşallah gerçekleştireceğiz. Ve Türkiye'yi istikrarlı kalkınma yolunda kesintisiz sürdüreceğiz inşallah. Demokrasimizi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Ve Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hakkaniyetli, dengeli dış politikasıyla Türkiye eksenini oluşturmaya devam edecek inşallah. Dünyada mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Adaleti savunmaya, hakkaniyeti savunmaya Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak hep beraber devam edeceğiz inşallah.